Herkese merhaba, ben Mehmet Berat. Birkaç günden sonra yeniden sizlere dop dolu, bilgi yüklü, şuur yüklü, heyecan yüklü, atraksiyon yüklü bir videoyla karşınızdayız. Efendim bugün sizlere Gedik Ahmet Paşa'dan bahsedeceğiz. Gedik Ahmet Paşa'nın başarılarından, Gedik Ahmet Paşa'nın devlet adamlığından, Gedik Ahmet Paşa'nın eserlerinden, mirasından, Gedik Ahmet Paşa'nın işte endoplazmik retikulumundan falan birçok şeyden bahsedeceğiz demeyi çok isterdim. Ama bir baktım Gedik Ahmet Paşa ile alakalı bir kronolojik tarihi bilgi aktarmaya başladığımızda arkası kesilmiyor. İtalya seferleri, Otranto zaferleri, efendim Karaman bölgesinde bastırılan isyanlar, Cem Sultan'ı çok seviyor olması ki ben de çok severim kendilerini. Allah ona rahmet etsin. Dolayısıyla Gedik Ahmet Paşa'ya bu ayrıntıyla birlikte sevgim de kat kat artmış oluyor. İşte Fatih'e sadık olması, kriz yönetiminde çok iyi olması, sözünü dudaktan, gözünü budaktan sakınmayan bir tabiatta olması, eğip bükmeyen ve çözüm içerikli bir kafaya sahip olması, muhalefet yapacaksa bunu eğip bükmeden dümdüz yapması gibi birçok hasletiyle Gedik Ahmet Paşa, herkesin bilmesi ve unutmaması gereken isimlerden birisi. Sultan II. Murat, Murad-ı Sani denilen Fatih dediğimiz 2. Mehmet'in babası, Varna'da büyük bir Haçlı ordusunu ortadan kaldıran, çok güzel bir miras bırakan, Allah ondan razı olsun, Sultan II. Murat zamanında Enderun'a girdi ve adım adım devlet adamlığı basamaklarını çıktığı şeklinde bir bilgi var. Yani ocaktan yetişiyor. Sırp olduğu söyleniyor. Bununla alakalı benim farklı bir takım itirazlarım var. Çünkü karakteristik olarak baktığımızda bir Ürgüplü özelliği görüyoruz Gedik Ahmet Paşa'da. Yani Sırbistan'dan getirilmişse bile Enderun'a muhtemelen Ürgüp'ten vaktiyle Sırplar tarafından kaçırılmış ve Osmanlı Sırplardan alıp Osmanlı'da, işte İstanbul'da, Bursa'da, Edirne'de yetiştirmiş ve devlete aliyeye hizmete dahil etmiştir gibi bir kanaate varıyorum. En azından ben böyle uyduruyorum. Ben böyle olsun isterdim. Gedik Ahmet Paşa gibi kıymetli bir devlet adamının Ürgüplü olmasını isterdim. Damat İbrahim Paşa'mız var bizim falan diyecekler olacaktır. Tiye almak istemiyorum. Bir saçma sapan yerel köylü bir kavganın içine dahil olmak istemem. Ama Damat İbrahim Paşa büyük bir devlet adamı olmakla birlikte Gedik Ahmet Paşa gibi mirasıyla böyle ağız dolusu iftihar edeceğimiz Gedik Ahmet Paşa ayarında birisi değildi. Bunu da şöyle zorla Nevşehir'e gittiğimde beni dövsünler diye uğraşıyorum. Karapınarlılar dövmedi, Nevşehirliler dövecek. Meteriste bir gün ağzım burnumu kıracaklar. Yani sen miydin lan Nevşehir'e, Damat İbrahim Paşa'ya laf eden falan. Öyle demiyorum ama tarihi daha makul. Ağzına geleni söyleyip ondan sonra makuliyet çağrısı yapmak da nasıl bir şeydir? Yani Meteris'te dayak yeme ihtimalini düşününce birdenbire böyle bir itidal, bir makuliyet hormonlarım ortaya çıkmaya başladı. Efendim, Gedik Ahmet Paşa benim ilk dikkatimi şöyle çekti. Fatih isimli arkadaşı tanıyorsunuz. Biz ona dedemiz de diyebiliriz. Büyüğümüzdür. Çok da sevdiğim, hürmet ettiğimiz birisidir kendileri. Allah ona rahmet etsin. Maalesef vefatı da çok trajik olmuştur, çok üzücü olmuştur. Fatih'in cenazesini, taht kavgalarında Fatih'in cenazesini defnedecek ekip olmamıştır, ekip kalmamıştır. Bu da bir üzücü bir hatıradır tarihte. Fatih'in sonuna yakışmayan bir durumdur maalesef. Efendim, Fatih tebdili kıyafet gezer iken Fatih diye anlatılıyor. Belki de 2. Murat'a, 2. Murat'la birlikte bu hadisenin yaşanmış olma ihtimali daha mantıklı, daha mümkün. Ancak Fatih diye kaynaklarda geçiyor veya böyle daha kolay ulaşabiliyorsunuz bu bilgiye. Tebdil-i mekan gezilirken İstanbul sokaklarında böyle ağzına geleni söyleyen bir saray hizmetçisine şahit oluyorlar. Ve Fatih yanında Sadrazam Mahmut Paşa diyor ki ne bağırıp duruyor şu adam, git bir dinle diyor, derdi neymiş. Mahmut Paşa da gidiyor. Efendi diyor, ne bağırıp duruyorsun sen diyor. Böyle devlet mi olur? Böyle saray mı olur? Böyle muhtesip mi olur? Böyle diyor işte şehir yönetimi mi olur? Böyle şehremin mi olur? Böyle muhtesip mi olur? Şuna bak diyor, saraya et bulamıyoruz diyor. Biz saraya et bulamazsak vatandaş zaten diyor hiçbir şeyini bulamaz.
Hiçbir şeyin diyor düzeni yok. Makamı kapan işine bakıyor. Sonra diyor insanların ihtiyaçları karşılanmıyor. İşte enflasyon oluyor, neflasyon oluyor. Bu vatandaş mağdur oluyor, rezil oluyor. Kepaze oluyor. Kimsenin de utandığı yok, düzelttiği yok, sorunları gördüğü yok falan. Ağzına geleni söylüyor. Karşıdaki adam da diyor ki iyi de diyor öyle konuştuğun yerden atıp tutuyorsun. Bunlar nasıl çözülecek bu meseleler? Ne demek nasıl çözülecek diyor. Versinler bana da bir göstereyim ben onları nasıl çözüleceğini diyor. Sen kimsin diyor. O da diyor ki ben Ahmet. İşte saray mutfağında çalışırım. Tamam Ahmet hadi görüşürüz diyor. Mahmut Paşa ve dönüyor. Fatih ile birlikte saraya gidiyorlar. Fatih Gedik Ahmet'i saraydaki saray mutfağında çalışan Ahmet'i huzuruna çağırıyor. Çıktığında bir de ne görsün? Karşıda oturuyor padişah. Yanında sokakta ağzına geleni söyleyip artistlik yaptığı kişi de Sadrazam Mahmut Paşa oluyormuş. Hoppala şimdi ne öğrenecek? Fatih diyor ki sen bunları söyledin mi? Söyledim. Bana versen şöyle yapardım böyle yapardım dedin mi? Dedim. Nasıl düzelteceksin? Diyor atıp tutuyorsun. Hadi düzelt. Ahmet Efendi de diyor ki sultanım İstanbul'un muhtesipliğini bana verin bir görün diyor. Fatih de senindir diyor ve İstanbul'un muhtesipliğini veriyor. Muhtesiplik de bugün maalesef uygulanmayan İslam dünyasının en çok ihtiyaç duyduğu müesseselerden biridir. Muhtesiplik sistemi ile alakalı da müstakil bir video çekeceğiz inşallah. Muhtesiplik geniş yetkilere sahip padişah tarafından sınırlandırılabilen bazen ve bazen padişahın hatta önceki dönemlerde de işte sultanın falan da hatta halifenin illegal, gayri ahlaki bir şey yapmadıysa halifenin de dokunma, müdahale etme hakkı olmayan bir müessesedir. Dokunulmaz bir yerdir. Yani herkesin dokunulmazlığı, kimsenin dokunulmazlığı yoktur. Muhtesibin vardır. Öyle bir alandır. İşte ticarette orada burada bir ahlaksızlık, bir yamukluk, bir sahtekarlık tespit ettiğinde ağır cezalar da verebilir. Ticaretten men edebilir. Birçok şey yapabilir. Yani hatta Hazreti Ömer döneminde de bir kadın vardır. Şifa Hatun bilenler bilir, bilmeyenler kendi bilir. O da zannediyorum ilk muhtesiptir. İslam tarihindeki. Dolayısıyla muhtesiplik sistemi çok kıymetlidir ve Mahmut Paşa muhtesiplik sistemini devraldıktan sonra vazifesini İstanbul'da gıda temini, enflasyon, neflasyon, zart zurt çok hızlı bir şekilde çözüyor. Bir bakıyorlar ki yani ürün temininde, insanların ihtiyaçlarını karşılamasında, şunda, bunda bütün krizler çözülüverdi birdenbire. Ve Fatih Ahmet'teki farklılıklar gördükçe ona makam atlatıyor, derece atlatıyor ve ola 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 Gedik Ahmet Paşa oluyor beyimiz, Ahmet beyimiz, Ahmet Efendi, Ahmet arkadaşımız. Öyle ki Fatih sadrazam yapıyor. Hatta bir ara çok kızıyor Fatih buna, hapse attırıyor. Çok kızmış, hapse attırıyor. Ondan sonra bir isyan için yine hapisten çıkarıyorlar, isyan bastırtıyorlar. Yine kaptanı deryalığa yükseltiyorlar hapisten sonra. Bu da çok enteresandır. Yani süre de çok uzadı ama düşünün ki yani devlete hükmeden mantık sistemini, adalet sistemini, itimat sistemini düşünün. Kızmışlar, başarısız bulmuşlar ve cezalandırmışlar. Rütbelerini elinden almışlar, imkan makamlarını elinden almışlar. Ama öyle bir durum gelmiş ki Ahmet bu işi yapar deyip işte bir isyan çıktığında Ahmet'i göndermişler. Veya işte bir deniz krizi var. Deniz savaşlarının, deniz kuvvetleri komutanlığının, Bahriye'nin, o zaman kaptan deryalığın bir yönetim krizi var veya bir eksiklik, zaaf var orada. Oraya da Gedik Ahmet'i görevlerden azledilmiş olan Gedik Ahmet Paşa'yı oraya da görevlendirmişler. Enteresan bir adam. Bu da Osmanlı'da en azından belli dönemlerde, uzunca bir dönem liyakat sistemini, ehliyet sisteminin ne kadar güzel işlediğini de göstergelerinden birisidir. Ve gönül isterdi ki Gedik Ahmet Paşa Akköylü olsun. Ama İldeşli olduğuna dair de bir takım rivayetler var. Karapınarlılar diyecektir ki hala alakası var o Acıgöllü de olabilir. Ha, ya bırak nereden Acıgöllü olacak olsa olsa bu karakterlere sahip birisi Ürgüplü olurdu. Ben isterdim ki Gedik Ahmet Paşa Ürgüplü olsun, hemşerimiz olsun, Akköylü olsun. Hele hele Orta Cami'nin oralarda bir yerde oturan birisi olsun. Ama değil. Kısmet tabii ki esas olan Gedik Ahmet Paşa'nın kriz yönetiminden, olaylara bakışından, sözünü söylemesi icap ettiğinde kıvırmadan, bükülmeden, çekinmeden çok rahat bir şekilde derdini ifade etmesinden örnekler almalıyız, hisseler çıkarmalıyız. Dolayısıyla bu videoyu izleyenlerden istirhamım Google'a Gedik Ahmet Paşa yazıp kısaca bir okuma yapabilirler. Trakya'da, Afyon'da, bir de Kütahya'da Gedik Ahmet Paşa'nın eserleri var, vakfiyeleri var. Yine Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Gedik Ahmet Paşa'nın
torunları üzerinden devam eden Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yönetiminde, kontrolünde bir takım hizmetler, vakıflar var. Bu da ayrı bir konu. Diyeceğim o ki Google'a Gedik Ahmet Paşa yazın ve kısa bir bilgi tazelemesi yapın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunu saymam yeni beklerim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. See you later.